2001 yılında Forbes dergisinin hazırladığı dünyanın en zengin iş insanları sıralamasında 8 milyar dolar ile 29. sırada yer alan Mehmet Emin Kara Mehmet, bugüne kadar hiçbir Türk'ün ulaşamadığı bir başarıya imza atmıştı. Varlıklı bir aileden gelen ve gümüşleri altına çeviren Mehmet Emin Kara Mehmet kimdir? Yakından inceleyelim. Tarsuslu iki zengin aile olan Eli Yeşil ve Kuvayi Milliye'nin savaş sonrasında toprak zengini olan Kara Mehmetler arasında tarım ve tekstil alanında üretim yapan ortaklıklar gerçekleşti. Ve böylece bu iki aile Tarsus'un hatırı sayılır zengin aileleri olarak anılmaya başlandı. Kara Mehmet ailesinde 1 Nisan 1944 yılında bir çocuk dünyaya geldi. Ve bu çocuğun ismi Mehmet Emin'di. Mehmet Emin, liseyi Tarsus Koleji ve Robert Koleji'nde tamamladı. Üniversite eğitiminde ise İngiltere'de Dover Koleji'de ekonomi üzerine okudu. Eli Yeşil ailesinden olan Şerife Hanım'la evlendi ve bu evlilikten Nazlı isminde bir kızı oldu. Mehmet Emin henüz 22 yaşındayken Mersin Tarsus'un ticari alanını kullanarak ve ticari zekasıyla birlikte 1966 yılında Çukurova Holding'i kurdu. Aynı zamanda Mehmet Emin, Çukurova Holding bünyesinde birçok farklı şirket de kurmuştu. Kurduğu bu şirketler, iş makineleri, inşaat malzemeleri, ambalaj gibi malzemeler üretirken şirketlerin ekonomisine de katkı bulunması için 1996 yılında Atkasan şirketini kurdu. Kurduğu bu şirket aslında atık değerlendirme şirketiydi. Bu şirket geri dönüştürülebilir atıkları işleyip diğer şirketlere malzeme olarak temin etmekteydi. Böylece kendi şirketlerinin ekonomisine de katkıda bulunabilmekteydi. 1969 yılında kurulan Maysan şirketini, ki bu şirket Türkiye'nin ilk amortisör üreten şirketidir, Çukurova bünyesine 1976 yılında dahil etti. Bu şirket Renault, Tofaş, Mercedes-Benz gibi şirketlere amortisör satan ve Türkiye'nin otomotiv sektörüne önemli katkı sağlayan bir şirketti. Bu şirket 97 yılında Güney Koreli Mando şirketi ile ortaklık kurmuş ve şirketin adı Maysan Mando olmuştur. Mehmet Emin Kara Mehmet'in adını duyuran asıl şirket ise Turkcell'di. Tekstil işiyle ilgilenen Murat Vargı, Turkcell'i kurmak için önce Koç grubuna ve Sabancı grubuna gitmişti. Ama bu iki büyük şirket bu işe olumlu bakmadılar. Olumsuz sonuç alan Murat Vargı bu sefer de Hüsnü Özyeğin'e gitti. Ama Hüsnü Özyeğin o dönemlerde Finans Bank'ı daha yeni kurduğu için o da bu işe olumlu bakmadığını söyledi. Ve Murat Vargı'yı Mehmet Emin Kara Mehmet'e yönlendirdi. Ve Murat Vargı, Turkcell projesi için Kara Mehmet ile görüşmelere başladı. Mehmet Emin, vizyoner bakış açısıyla bu projenin potansiyelini gördü ve Murat Vargı ile birlikte 94 yılında Turkcell'i kurdu. Turkcell çok kısa bir süre içerisinde beklenenden daha fazla büyüdü ve kendisine yabancı yatırımlar buldu. Turkcell, New York borsasına dahil olan ilk ve tek Türk şirketi olmayı da başarmıştı. Mehmet Emin'in Turkcell gibi vizyoner olan bir diğer şirketi ise hepimizin yakından bildiği Digiturk'tü. O dönemlerde televizyonlarda yer alan yayın akışının dışında farklı bir yayın organı kurmak pek çok insanın cesaret edebileceği bir iş değildi. Ama Mehmet Emin sıradan bir iş insanı gibi düşünmediği için 99 yılında Digiturk'ü de hayatımıza dahil etti. Digiturk, Mehmet Emin'in de tahmin ettiği gibi oldukça başarılı bir şirket oldu. Açıyorum Digiturk'ü. Çocukları televizyonun olumsuz etkilerinden koruyan tek TV, Digiturk. Fakat videomuzun ilerleyen kısımlarında da bahsedeceğimiz üzere Kara Mehmet maalesef bu şirketi de zamanla kaybetti. Üst üste gelen başarılı kurumların üzerine Mehmet Emin yine 99 yılında Show TV'yi satın aldı. Mehmet Emin Kara Mehmet'in bünyesinde bulunan Çukurova Holding'e SkyTürk, 360, Akşam Gazetesi ve BMC gibi şirketler de dahil edildi.
Yani bu holding endüstri, inşaat, medya, bilgi teknolojileri, otomotiv ve finansal hizmetler gibi birçok sektörde faaliyet gösterdi. Tüm bu başarıların ardından Çukurova Holding'in üzerinde kara bulutlar gezmeye başladı ve Kara Mehmet'in birçok şirketine el konuldu. Peki neden? Kara Mehmet'in onlarca şirketi varken ve servet değeri oldukça yüksekken ne oldu da şirketlerine el konuldu ve ne oldu da Kara Mehmet'in serveti yüklü bir miktarda düşüş yaşadı? Bir de ona bakalım. İddialara göre Kara Mehmet'in şirketlerini elinden kaybetmesine neden olan Çukurova bünyesinde bulunan ve Kara Mehmet'e ait olan Yapı Kredi ve Pamuk Bank'tı. 1944 yılında Kazım Taşkent tarafından kurulan Yapı Kredi Bankası 1980 yılında Çukurova Holding'in bünyesine dahil edilmişti. Pamuk Bank 1955 yılında Çukurova'da pamuk üreticilerine destek olmak için kurulmuş bir bankaydı. 73 yılında ise Çukurova Holding tarafından satın alınarak bünyeye dahil edilmişti. Kara Mehmet'in büyük zarara uğradığı bankalar kendi kurduğu bankalar değildi. Başkalarından satın aldığı bankalardı. Pamuk Bank 1955 yılında kurulduktan sonra 1989 yılına kadar hazine tarafından denetlenmedi. Bu bankanın bu kadar uzun süre denetimsiz kalmasının nedeni Çukurova Holding'in siyasi ve ekonomik gücü olabilir. Pamuk Bank Holding'in finansal kolu olarak önemli bir rol oynamaktaydı. Ancak bankanın yönetimi ve işleyişi sorunluydu. Banka öz kaynak yetersizliği, likidite problemi, mali yapı bozukluğu ve vade uyumsuzluğu gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Bu sorunlar 99 ve 2001 yıllarında yaşanan finansal krizlerle daha da derinleşti. Banka krizlerden kurtulamadı ve 2002 yılında bankaya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yani TMSF tarafınca el konuldu. Pamuk Bank, Türkiye'nin bankacılık tarihinde önemli bir yere sahip olan ancak sonu hüsranla biten bir banka oldu. Pamuk Bank'ın düşüşüne sebep olarak bazı iddialarda ortaya atılmıştı. Mehmet Emin Kara Mehmet yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı dönemde Pamuk Bank'tan Çukurova Holding'e sağladığı bazı krediler nedeniyle eleştirildi. Hatta ilerleyen zamanlarda İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi Mehmet Emin Kara Mehmet'i yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı dönem içerisinde Pamuk Bank'tan kullandırılan bazı kredilere ilişkin olarak zimmet suçundan 11 yıl 8 ay hapis ve 471 milyon 950 bin 66 lira adli para cezasına mahkum etmişti. Ayrıca Mehmet Emin Kara Mehmet'e yurt dışına çıkış yasağı da getirilmişti. Konumuza dönecek olursak o tarihler Pamuk Bank'ın pazardaki kredi payı %7 iken Çukurova Holding'e verdiği krediler çıkartılınca Pamuk Bank'ın pazardaki payı %3'lere kadar düştü. Yani bu istatistiklerden şu sonuç çıkmalıdır. Pamuk Bank'ın kredilerinin 3'te 2'si Çukurova Holding'e verilmişti. Pamuk Bank'a el konulacağını öğrenen Kara Mehmet, Yapı Kredi ile bu bankayı birleştirmeyi düşündü fakat Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu birleşmenin Yapı Kredi Bankası'na zarar vereceğini öngörerek izin vermedi. Mehmet Emin Kara Mehmet'in ifadelerine göre Pamuk Bank'ın zarar görmesinin nedeni Çukurova Holding'in Fisko Birliği'ye verdiği kredilerin geri ödenmemesiyle ilgiliydi. Fisko Birlik o dönemlerde mali açıdan kötü durumdaydı ve paraya ihtiyacı vardı. Ancak Türkiye IMF denetiminde olduğu için devlet Fisko Birlik'e ödeme yapamamaktaydı. Bu durum üzerine devlet Fisko Birlik için Pamuk Bank'tan kredi verilmesini istedi. Ancak o dönemde özel bankalar devlete kredi veremediği için bir düzenleme yapıldı ve bu engel ortadan kaldırıldı. Mehmet Emin Kara Mehmet, Fisko Birliği'nin ihtiyacı olduğu parayı Pamuk Bank'tan kredi olarak verdiğini söylemekte. Ancak bu paranın geri ödenmediğini ve Pamuk Bank'ın yaşadığı sorunların sebebinin bu olduğunu dile getirmekte. Kara Mehmet, paranın geri ödenmesi için Kemal Derviş'e gittiğini ve 15 yıl vadeli bono teklif ettiğini söylüyor. Ancak 2 ay sonra bu bononun verileceği sözünün verilmesine rağmen bu bononun Çukurova Holding'e verilmediğini ifade ediyor. İşte Kara Mehmet ilk darbeyi bu şekilde yiyor. Kara Mehmet, Çukurova Holding'e indirilen ikinci darbeyi şu şekilde anlatmakta. Demirbank olaylarının yaşandığı dönemde Ankara'dan beni aradılar.
ve 4 bankayı, bunlar Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank ve Pamuk Bank'ı bir araya getirelim dediler ve bizden 1 milyar dolar istediler. Yani banka başına 250 milyar dolar istenmiş. Ankara tarafı kur zaten sabit olduğu için herhangi bir kur riskiniz olmayacak demiş. Kara Mehmet ise kendisinden 250 milyon dolar istenmesine rağmen 350 milyon dolar verebileceğini söylemiş ve parayı vermiş. Kara Mehmet'ten para alınınca sabit kur kaldırılmış ve kur farkından dolayı Pamuk Bank yine zarar etmiş. Yaşanan bu olay üzerine Kara Mehmet Merkez Bankası'na gitmiş ve dönemin başkanına durumu anlattığında aldığı cevap bunu vergi olarak görün olmuştur. Tabii bu Kara Mehmet'in iddialarıdır. Pamuk Bank'ın Çukurova Holding'e verdiği krediler, Fisko Birliği'nin krediyi ödememesi ve kur farkının yarattığı zararlar bir araya gelince ne yazık ki Pamuk Bank bu işin içinden çıkamadı ve devreye TMSF girdi. 2002 yılında Pamuk Bank'a TMSF el koyunca 2004 yılında Kara Mehmet Yapı Kredi'yi de satışa çıkardı. Borçlarından arınamayan Kara Mehmet en önemli şirketlerinden biri olan Turkcell'deki hisselerini de 2005 yılında satışa koydu. 18 Mayıs 2013 tarihinde Kara Mehmet'in sahibi olduğu Çukurova Holding'in Cavit Çağlar ile Interbank arasındaki ilişkilerden kaynaklanan 440 milyon dolarlık borcunun sadece 75 milyonunu geri ödediği için TMSF, Show TV'ye, Akşam Gazetesi'ne, Sky Türk'e, 360'a ve BMC'ye el koydu. BMC, Akşam Gazetesi ve Sky Türk, Ethem Sancak tarafından satın alınırken, Show TV ise Ciner Medya Grubu tarafından satın alındı. Daha sonraları ise TMSF, Digitürk'e de el koydu ve 2016 yılında Katarlı Beyin Grubu'na satıldı. Kara Mehmet 2001 krizinden sağ çıkamadı ve kale şirketlerine el konuldu. Ancak Kara Mehmet yaşadığı tüm bu olumsuzluklara rağmen varlığını sürdürmeye devam etti ve 2020 yılında açıklanan Türkiye'nin en zengin 100 ailesi listesinde 44. sırada yer aldı. Kara Mehmet'in Çukurova Holding adı altında kurduğu şirketlerin birçoğu hala varlığını sürdürmektedir. İnşaatlara satılan çelik malzeme üretimi, ambalaj üretimi, iş makineleri üretimini sağlayan şirketler günümüzde üretimlerine devam etmektedirler. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 2002 yılında Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren petrol şirketi Genel Enerji'yi de kurmuştur. Daha sonra şirketin %50'sini Rothschild ailesinin kurduğu bir şirket satın almıştır. Mehmet Emin Kara Mehmet, bir zamanların en zengin Türk'ü. Vizyoner bakış açısıyla ve cesaretiyle kimsenin yapamadığı işlere el atmış ve başarılı olmuştur. Kendince bir kraliyet kurmuş olsa da bazen bir şeyler yolunda gitmez ve ufak bir pürüzden birçok malını kaybeder. Kara Mehmet günümüzde bile Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında varlığını sürdürmektedir. Evet, en önemli şirketlerini kaybetmiş olsa da asla pes etmemiş ve ticarete devam etmiştir.